Şimdi bugüne kadar yaşanan 7 yıllık süreç içinde birçok şey oldu. Bunlar da bir şekilde iki taraf arasında, hem taraflar hem yönetim arasında bir şekilde halletmeye çalıştık. Burada Koray Akdoğan'ın da çok büyük emekleri var. Metin Akyüz'ün. Gerginlik olmasın, taraftar takımına, sadece takımına destek olsun diye birçok uğraşıda bulunduk. Ben şimdi başkanın açıklamalarıyla ilgili çok bir şey söylemiyorum. Çünkü kelimeleri çok hoş değildi. İki kelimeden biri hakaret içeriyordu. Sahnede konuşan arkadaşla Mehmet İğneler tanıştıran benim. Yani Ali İhsan gerçekten Ankara Gücü için dünya çapında, bütün o Dünya Kupası'ndaki maçlarda Ankara Gücü bayrağını açarak Ankara Gücü'nün bir neferi olduğunu gösteren bir arkadaştı. Hiç yaşanılması gereken bir şey yaşandı. Bir anlık bir olay. Tabii bunun geçmişi de var. Yani sonuçta 11 aydır Twitter üzerinden başkana yoğun bir eleştiri, yoğun bir hakaret vari tavırlar vardı. O da bugün patladı. Bana öyle geliyor. Yani şimdi sorsak belki o hareketi yapmayacak. Ama o anlık şeyler insanların geleceğini engelliyor. Ondan da geri dönülmüyor. Arkadaşınmış durumu, sağlık durumu. Arkadaş şu an yani bilmiyorum. Onunla ilgili herhalde rapor falan alacaktır kendisi. Bundan sonrası içinde yeni yönetime Ankara Gücü'nün layık olduğu yere getireceğini, daha da başarılı halde devam edeceğini, her şeyin şeffaf olacağını düşünüyorum. Yani Mehmet Yener'in devamı başarılı olması gerekiyor. Yani takım 2 sene şampiyon olmuş. Ligde kalarak da bir şampiyonluk yaşamış gibi bir şeydir. Yani ilk yılda ligde kalmak başarıdır bence. Bundan sonrası için de zaten tanıdığımız insanlar, hepsi içimizden gelen insanlar. Tribünden tanıdığımız insanlar. Bugünün insanı değiller. Yani sürprizden birileri çıkıp gelmedi bugün Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü'nün öz evlatları geldi. İnşallah sonumuz iyi olur.